Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Harika bir gün diliyoruz. Bizim için öyle başlıyor. Çünkü Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Çağla. Hoş bulduk. İlk olarak hocamızın değinmek istediği önemli konular var. Ekranlarınızın başından ayrılmayacağınızı düşünüyorum zaten. Sosyal medya soruları, sizlerden gelecek olan sorulara da yer veriyoruz biliyorsunuz artık programımızda. Hocamız buradayken sağlığınıza dair aklınıza takılan hangi soru varsa sosyal medya hesabımızdan Yeni Bir Gün Fox'un sayfasında hocamla fotoğrafımızın altına sorularınızı yazabilirsiniz. Vaktimiz kaldığı sürece elimden geldiği kadar hepsini tek tek sormaya çalışacağım. Mutfağımızda da sevgili Nur Anaç var. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Heyecanla patates olunca nasıl kötü olunabilir ki? Evet kesinlikle. Buyurun. Çok keyifli iki tane tarif hazırlayacağız. Bir tanesi böyle patatesi taban olarak kullanacağım bir kiş olacak. Patatesleri rendeledim, suyunu güzelce sıktım. Evet. Epeyce bir su çıkıyor. Suyunu sıkmazsak tabii ki kıtırlaşmayacak istediğimiz gibi. Ve sonrasında da şöyle bir bardağın altıyla bastıra bastıra bunu kiş tabanıma yaydım. Yerleştirdim. Bunu 200 derece bir 30 dakikada tıpkı kişlerde yaptığımız gibi ön pişirme yapacağız ki bu biraz kıvam alsın, önden pişsin. Sonra pırasa ve mantarla birleştireceğiz. Bu kıtır kıtır olma meselesinin tüyolarını az sonra alalım mı senden? Tamam tabii ki. Tabii ki. İsteriz yani hepimiz fırına koyduklarımızda. Herkes ister. Kıtır patatesleri olsun. Olmasın, çıtır çıtır olsun. Varsa taktikleri öğrenelim senden. Evet. Diğer tarifimiz de gül patates. O da evet. Çok kolay. Dışı kıtır, daha kıtır. İçi yumuşak, keyifli bir lezzet olacak. Harika. Birazdan ona da geleceğiz zaten. Ben bunu fırınıma gönderiyorum. Birazdan görüşüyoruz ama ondan önce hocamızın değinmek istediği ve üzerine konuşmak istediği önemli konular var. Şimdi bunlara birazcık göz atalım istiyoruz. Zihinsel zindelik için ilk işimiz ne olmalı sorusuyla yayınımıza başlayabiliriz. Hocam evet. Buyurun. Zihinsel... Ben aslında bugün bir konu açmak istiyorum yeniden. Zindelik. Aslında çok konuştuğumuz bir konu ama Çağla giderek büyüyen bir sorun. Hı-hı. Bu konuyu açmak için de bu soruyla başlamak gerektiğini düşündüm. Çünkü önemli bir bilim insanı, yaşlanma sanatıyla, mükemmel yaşlanmayla uğraşan önemli bir hoca. Dalai Lama'ya biliyorsunuz Tibetli ünlü keşiş diyelim. Ve iyi insan olmanın sırlarını en iyi keşfedenlerden birisi Dalai Lama. Dalai Lama soruyor, zihinsel zindeliğiniz mükemmel, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Dalai Lama diyor ki, iyi uyuyorum. Uyku çok önemli. Yani uyku son zamanlarda kaybettiğimiz en önemli değerlerimizden birisi. Hı hı. Cebimizdeki paradan da, kasamızdaki tapudan da, evimizden, barkımızdan da neredeyse daha önemli. Çok, çok. Çünkü uykunun özellikle 50'li yaşlardan sonra beden ve beyin sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösteren araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor Çağla. Uykusuz beyin daha çabuk küçülüyor, daha kolay bunuyor. Hatta birkaç gün önce, daha doğrusu bir gün önce, iki gün önce çok kötü bir olay yaşadık. Öfke patlamasıyla bir kulüp başkanı, bir FIFA kokartlı aslan gibi genç bir hakemize yumruğu yapıştırdı. Uykusuzluğun, uyku kaybının, uyku apnelerinin, horlamaların bile uyku kalitesini düşürerek amigdala dediğimiz negatif düşünme ve öfke idaresinin bozulmasını yöneten yerde %60 aktivasyon yaptığı ve öfke patlamalarının, şiddet eğiliminin, kavga eğilimini arttırdığını uykusuzluğunu ortaya koymuşlar. Dolayısıyla uykusuzluk meselesi sadece kendimize verdiğimiz zararlar için değil, başkalarına verdiğimiz zararlar için de çok önemli. Evet. Bu stres kontrolü değil mi hocam ne kadar aslında kıymetli? Türk futbolu içinde hiç görmek istemediğimiz ve ama asla da unutamayacağımız görüntülerden bir tanesi oldu inşallah. Tabii ki hiçbir alanda bir daha böyle bir şiddet görmeyiz. İyi uyumak, kendimizi de iyi yönetebilmek gerçekten çok çok önemli. Ama ben şimdi mesela ekranların başındaki izleyicilerimizden duyar gibiyim. Ama ben uyuyamıyorum. Ya da ne bileyim uyumasam da oluyor. Ertesi günü ben bir şekilde idare edebiliyorum diye. Ama aslında asıl potansiyelimiz bu değil. Değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi uykuyu ertelemek ne yapar? Ya şu saatte yatsam ne olur hocam? Yani ben 2'den önce uyuyamıyorum. Ama 8'e kadar uyuyorum 6 saat mis gibi. Şimdi yattığımız saat de çok önemli. Uyuduğumuz süre de çok önemli. Uyuduğumuz sürenin derinlik olup olmadığı da çok önemli. Tabii ki. Şimdi bunu bir sabah nasıl kalktığımızda iyi bir uyku çektiğimizi anlayabiliriz. Bir de tabii bunun artık o akıllı saatlerle ölçümleri de var mutlaka ama buna da çok takık olmamak lazım diye bir yandan da düşünüyorum. Nedir bunun derecesi? Şimdi bir kere çok sona başlayalım. Akıllı saatlerle yapılan ölçümlerin hepsi güvenli diye çok doğru söylüyorsun. Evet değil mi? Bir takım algometreler kullanarak onu yönetmeye çalışıyorlar ama çok doğru değil onu bilirim. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Tabii, mutlaka yarıyor.
Ama önemli olan şey şu, uykuyu ertelemek son zamanlarda yaptığımız en önemli arızalardan biri. Dün gece benim Galatasaray takımı tutuyorum. Galatasaray maçı vardı. Saat 11'de başlıyor gece. Ben yine paşa paşa 10.30'da uykudaydım. Yani önemli olan şey şu, uyku kalitenizi özellikle bizim yaşlarımızda ama 50'li yaşlardan sonra kesinlikle ama 60'dan 70'den sonra vazgeçilmez bir şekilde tutturmak istiyorsanız aynı saatte yatıp aynı saatte kalkma özen göstermeniz lazım. Yine Allah rahmet etsin, bir seçim gecesiydi. Ben Süleyman Bey'e 91 seçimleri gecesi sordum, 11'de artık hadi doktor artık yatalım. Ben evime, o yatağa, günün sokak 31 numara. Dedim ki merak etmiyor musunuz? Dedi ki merak etmiyorum çünkü sonucu değiştirmem mümkün değil. Ama yarın sabahleyin yapacak çok ciddi işlerim olacağını biliyorum. Ve zinde uyanmak zorundayım. Şimdi mesela dün akşamki maçı düşünün. Ben maçı değiştiremem. Demirel sıçıp sonucunu değiştiremez, Allah rahmet eylesin. Mesele şu, uykumuzdan çaldığımız her saat, her dakika, her zaman dilimi bize bir yanlışlık, bir hata, bir borç olarak ödetiliyor. Bu bazen beyin küçülmesiyle ödetiliyor. Bazen öfke tepkisiyle ödetiliyor. Bazen trafik kazasıyla. Uykusuz insanlar çok trafik kazası yapıyor. Bakın uzun yollardaki trafik kazalarına %90'ı gece. Uykusuz kalan şoförlerin uykusuz gece yolculuğunda yaptıkları kazalar. Dolayısıyla iş kazaları, trafik kazaları, ev kazaları, ev hanımların çoğunun yaptığı kazaların arkasında bakın uykusuz geçiren geceler vardır. Dolayısıyla bu uyku meselesini, uyku erteleme yanlışı meselesini, uyku dinamiğini anlama meselesini, uyku okur yazarı olma meselesini hepimizin öğrenmesi lazım. Biz dilimizde tüy bitene kadar burada söylemeye, bunu anlatmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bir de tabii ki işi dolayısıyla az önce de söylediniz. Bu sirkadiyen ritmin zıttında yaşayanlar da var. Belki değil mi sanatçılarımız, söz yazarları vesaire daha ilham geldiğini düşündükleri saatler mesela. Bunlar bu kaybı nasıl örtecekler peki? Ya da yaşlar daha tabii gençse, atıyorum 20 ile 30'da yaşlardaysa o kadar önemli değil ama dediniz yani artık bir şeyler 40'ından 50'sinden sonra daha da bir önem kazanmaya başlıyor diye. Bir kere yine ilk baştan başlayayım. Araştırmalara göre zannettiğimiz gibi ilham gece gelmiyor. Bize ilhamı veren şey kendi başımıza, kendimizle baş başa kalabilme zamanlarının gece olması. Bunu gündüzde de yapabiliriz ama çoğumuz yapmak istemiyoruz. İşimiz gücümüz nedeniyle yapmak istemiyoruz. Ya da huyumuz, alışkanlıklarımız nedeniyle yapmak istemiyoruz. İlhamın gelebilmesi için kişinin kendine dönebilmesi, kendiyle baş başa sessiz bir ortamda, makul bir ışıkta bekleyebilmesi, dinlenebilmesi ve düşünceleriyle konuşabilmesi lazım. Bu gece mümkün olduğu için gece uykusundan çalınıyor ama genç yaşlarda bu önemli değil Çağla. Ben de öğrencilik dönemimde gece 2'ye, 3'e kadar çok geç yattığımı biliyorum, çalıştığımı, okuduğumu, yazdığımı. Ama bu bizi izleyen seyirci profilini biliyorum ki çoğu 35-40'ın üzerinde. O yaşlardan sonra bu mümkün değil. Çünkü beyin yaşlanması dediğimiz süreç 30 yaşında başlıyor. Yani benim beynim ne zaman yaşlanır diyorsan senin beynin 30'da başladı. Başladı, çoktan başladı. Onun yaşlanmasını hızlandırmak istiyorsan uyku problemini öne çıkar. Uykun gece bölünsün, geç yat, geç kalk, sirkadiyen ritme uygun uyuma. Yani gece 2'de uyudum, sabah 11'de kalkıyorum. Hocam 9 saat neyime yetmez? O uyku olmaktan biraz uzaktır. Çok kesin. Dolayısıyla prensip olarak eğer daha sağlıklı bir beden ve ruh istiyorsak uyku borcunu asla oluşturmayalım. Oluşturursak da hemen ertesi gün ödeyelim. Mutlaka ödeyelim. Peki kullandığımız ilaçlar hocam bellek bozabilir mi? Burada kullandığımız hangi ilaçlardan bahsettiğimizde isterseniz size seçelim. Bu da önemli bir soru. Bunun bugün sorulmasını özellikle ben istedim. Seyirci sorusu değil, Osman Hoca sorusu bu. Nedeni şu. Pazartesi günü öğle saatlerinde gördüğüm bir hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi de ailesi beklenmedik bir şekilde beleğinin bozulduğunu ve bunama belirtilerinin başladığını da bana söyledi. Hatta telaş almışlardı çünkü 10 gün önce ortaya çıktı bu dediler. Peki 10 gün önce ne oldu? Bir şey oldu ki bu bellek değişti. Ne değişti? 10 gün önce biz bunu bir doktora götürdük yardımcı olmak için. Şu an dönemde de çok fazla moda olan bir doktorluk alanı, bu fonksiyonel tıp alanı. Bize bu reçeteyi yazdı. Bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra bellek bozuldu. İlaçların çoğu belleği bozuyor. Özellikle yaşlı insanların bellek
dengesi dış kimyasal etkilere çok hassas. Ama maalesef günümüz tababetinde çok farklı doktorlara müracaat etme alışkanlığı başladı. Yani tansiyonu yüksekse bir tansiyon doktoru arıyorum. Ondan çıkınca bir de koroner kalp damarlarımı baktırayım, bir kalp doktoruna gidiyorum. Sonra o doktordan çıkınca bir de guatrima baktırayım, bir de endokrinoloğa gidiyorum. Oradan çıkınca şu rahatsız ayak meselemi de bir çözeyim. Ayaklarım gece çok ağrıyor, nöroloğa gideyim. İkişerden, üçerden 12 tane ilaç. Ve bunların çoğu birbirleriyle etkileşen ve bellek fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olabilen ilaçlar. Yani sabahleyin antidepresan yazmış bir psikiyatrist bu hanımefendiye. Aynı zamanda nörolog rahatsız ayak için beyni GABA'yı etkileyen, gamma aminobütirik asit etkileyen bir reçete yazmış o hanımefendiye. Bir de günde 5 miligram melatonin yutun demiş. Şimdi ne bunu oldu bu sana versem, Çağla, bunu sana versem genç bir hanımsın, tamam. Senin beynin karışır. Sonuçta hanımefendinin beyni karışmaya başlamış. Gayet doğal. Yani birdenbire olması gerekmeyen bir sürü kimyasal değişimlerle baş başa. Sonra baktığınız zaman görüyorsunuz ki içinde beta reseptör blokeri var. Yani beta bloker dediğiniz bir ilaç kullanımı. O da beyni olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla özellikle yaşlı insanlara, 50'sini geçenlere buradan sesleniyorum. Çoklu reçete kullanmaktan vazgeçsinler. Ve gittikleri ilk doktorda bunların hangilerinden ben vazgeçebilirim sorusuna cevap arasınlar. Yaşlı beynin ilaç etkilerine hassas olduğunu, çok daha hassas olduğunu unutmasınlar. Unutmasınlar. Gerçekten bu aslında genellikle soruyorlar değil mi hocam, kullandığınız bir ilaç var mı diye. Bu kendi arasında hekimlerin de etkileşimi çok çok önemli. Sormak zorundayız ama unutanlarımız var. Sizin öncelikle kendinizi düşünerek doktora gitmeden önce kullandığınız ilaçların bir kağıda yazılması lazım. Çok daha kolayı. Artık bu akıllı telefonlar var. Evet, fotoğraflarını çekin. O çünkü hemen. Çok daha etkili oluyor. İçindeki maddeyi anlama şansımız olabiliyor. Bakma şansımız olabiliyor. Bu ilaç meselesi çok önemli. Yani doktora giderken bir hazırlık çok önemli. Çok. Bir de bizi izleyenlere buradan önemli bir konuda uyarıda bulunalım Çağla. Size bir doktor ilaç yazacağı zaman, yazdığı zaman bu doktorun değeri muhakkak ki yüksektir. Tecrübesi muhakkak ki iyidir. Ama siz ona yine de hocam, doktor bey, doktor hanım, bu problemi ben ilaçsız halledebilir miyim? İlaç yutmadan bu işi çözmem mümkün değil mi? Bir numaralı sorunuz bu olsun. İki numaralı sorunuz, bu ilacı 5 gün yut dediniz, 3 gün yutsam olmaz mı? Yani ne kadar az yutarsanız o kadar iyi. 3, bu ilacı günde 3 defa yut dediniz, 2 defa yutsam, hatta mümkünse 1 defa yutsam olmaz mı? Ne kadar az dozda ilaç alırsanız o kadar iyi. Yani ilacı yutmamanız daha iyi. Yutarsanız daha kısa sürede, daha düşük dozlarda kullanmanız daha iyi. Ve ben bu ilacı yutacağım ama diğer ilaçlarımla bir etkileşim olabilir mi? Bir karmaşıklığa yol açabilir mi sorusuna cevap olmadan hapı yutmayın. Yoksa hapı yutabilirsiniz. Hocam çok güzel söylediniz. Bir de şöyle bir takviye iyi konuşmamız gerekiyor bu noktada diye düşünüyorum. Ayurvedik takviyeler güvenli mi? Bunlar da çok fazla konuşulmaya, gündeme gelmeye başladı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet, olumsuz düşünüyorum. Olumsuz düşünüyorsunuz. Evet, evet. Ayurveda isim olarak güzel. Ayurveda, 2 tane sözcüğün birleşmesi. Yaşam bilimi demek. Tamam. Hint tababetinde diyelim. Hint Yarımadası'nda, İslam Yarımadası'nda. Ancak Ayurveda biraz abuk subuklukları çok olan, bilimsel hatta doğallığı tartışmaya açık pek çok tavsiyeleri olan aynı zamanda bir bilim. Ama bilim modern bilim değil, geleneksel bir bilim. Burada esas sorun Ayurveda'nın pançakarmalarına, farklı alanlarına inanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Ancak Ayurvedik ilaçların çoğu Hindistan'da imal ediliyor. Bu ilaçların içerisinde yakın bir zamanda yapılan bir araştırma denet açık olarak gösterildi. Civaya, alüminyuma, kurşuna ve arseniğe rastlama ihtimali çok yüksek. Özellikle ayurvedik ilaç kullananların bu konuda çok 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 uyanık olmaları lazım. Bu ağır metal tehlikesi var diyebiliyor muyuz? Evet. Yani? Ayurvedik ilaçlardaki bir numaralı sorun ağır metal zehirlenmesine yol açabilmeleridir. Bu önemli bir ayrıntı. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve doğal bir kabızlık desteğiyle devam etmek istiyoruz hocam. Çağla, kabızlık yaygın bir sorun. Bu doğru. Evet. Bir de şunu bilelim, 50'sinden sonra kaslarımız zayıflıyor ya, kaslarımız eriyor, güçsüzleşiyor. Bağırsak kaslarımız da zayıflıyor ve bu nedenle de bağırsak hareketlenmeleri azaldığı için yaşlanan herkeste bir miktar bağırsak tembelliği oluyor. Bunu doğal kabul edip tedbir almamız lazım. Tamam. Ve bunu alırken de
bağırsağı bir, benim tabirimle, döverek de çalıştırabilirsiniz. Okşayıp çalışmayı öğreterek de çalıştırabilirsiniz. Birincisi, bağırsağı döverek çalıştırma meselesi, laksatif kullanma meselesi çok büyük bir tehlike. Bunların kilo verme çayı falan diye de kullandırıldı. Son derece yanlış. Bağırsağı sopayla çalıştırmak bir süre sonra bağırsağı tamamen felç etmek anlamına gelir. O da değil peki. Yapacağınız iş bağırsağın içindeki posa yükünü artırarak bağırsağı içindekini boşaltmaya teşvik etmek. İçindekini boşaltmaya mecbur bırakmak. Yani posayı artırmak. Olabildiği kadar posa çok gücü. Sebze, olabildiği kadar çok bakliyat tüketin. Bu bir numaralı işiniz olsun. İki, bağırsağı hareket ettiren, bağırsağı tembelliğe keşfeden, teşvik eden sorunlardan en önemlisi susuzluktur. Su için. Bol su için. Özellikle sabah kalkınca bir bardak dolusu suyu lıkır 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 için. O çok çok önemli bir ayrıntı. Susuzluk bağırsağı tembelleştiriyor ama psyllium, yani karnıyarık otu tohumunun tozu, tableti işe yarayabiliyor. Bunun dışında keten tohumu öğütebilirsiniz. Evde kendi kabızlık ilacınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ne keten katabiliriz tohumu. Başka hemen hızlıca söyleyelim. Bir sabahtan yarım su bardağı kadar yoğurt koyun. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar keten tohumunu öğütüp ilave edin. Ve onu bir güzel karıştırın. Ve yine içerisine birazcık böyle iki tane kuru siyah erik, iki tane kuru, kurutulmuş kayısı, kuşbaşı doğrayın, onları da ilave edin, karıştırın. Ve buzdolabına koyun. Güzel akşama kadar o keten tohumun içindeki posa şişsin. Akşamleyin televizyon izlerken hem atıştırmalık yerine, hem keyif için, hem de bağırsak sağlığınız için onu vücudunuza kazandırın. Çok güzel. Bu basit bir tabir. Ama bu tarifin biraz daha zenginleştirmek istiyorsanız, daha fazla zenginleşmek, bir probiyotik, toz probiyotik alın. Onu da bu karışımın içine ekleyin. Abi, biraz çok daha güçlü, çok daha güçlü hale getirirsiniz. Ya da gidin bir magnezyum sitrat toz halinde alın. Buna karıştırın. Hem magnezyumun o gece vereceği rehaveti, kas gevşekliğini yaşarsınız. Hem de magnezyumun o sitrat tuzu sayesinde bu karışım size daha ciddi, daha etkili bir şifa, bağırsak şifası, kabızlık desteği olarak hizmet eder. Olmadan da minik minik başlamamız çok kıymetli galiba. Çünkü bu olabilecek, bu yavaşlayacak dediniz ya, yaş ilerledikçe bu bağırsak kasları güçsüzleşmeye başladığında. Kesinlikle. Artık bunu bir dönem olarak, menopoz dönemi öncesinden mi sonrasından mı, ne zaman bu artık karışımla yavaş yavaş? 40'ından sonra yavaş yavaş zaten biz ne diyoruz Çağla? 40'ından sonra bitkisel beslenmeye dönün. Evet, dönün diyorsunuz. Bu bitkisel beslenmeye dönün dememizin temel sebebi sadece bitkilerden alacağınız vitaminler, antioksidanlar değil. Posa. Ne kadar çok posa kapabilirse bitkilerden, o posa bizim bağırsağımızı boşaltıyor, şekerimizin yükselmesini engelliyor, kolesterolü bağlıyor, trigliseriti bağlıyor, şekeri bağlıyor, kilo kontrolünü kolaylaştırıyor. Dolayısıyla yaş ilerleyince ne yapıyorduk? Bir, daha az yiyorduk. İki, mümkün olduğu kadar bitki bazlı besleniyorduk. Bu iki kural değişmiyor. Peki. Hocam isterseniz sokaktan gelen sorularla devam edelim. Sonra da gelen yüzlerce sosyal medya sorusunu yavaş yavaş hocamıza sormaya başlayacağım. Buyurun. Hocam merhaba. Bugünlerde glutatyon ve NAD'ı çok duyuyoruz. Hangisini tercih etmeliyiz? Evet, ikisini de tercih edin. Şu an heyecanlandıran konulara giriş yaptık. İkisini de tercih edin. Ama mümkünse doğal yolla kendi glutatyonunu kendin yap. Kendi NAD'ını kendin üret, kampanyası açınız. Çünkü ikisi de pahalı ve ikisi de ağızdan, özellikle glutatyon, uygulandıklarında çok fazla etkili değil. Ama glutatyonunuzu artırmak istiyorsanız bir, daha fazla lahana, karnabahar, daha fazla turp, yani sülfür zengini, kükürt zengini gıda tüketmeye gayret edin. Glutatyonunuzu artırmak istiyorsanız vücudunuza daha fazla antioksidan kullanarak glutatyon harcamalarınızı minimuma indiriniz ve ağız yoluyla asetil sistein, glutatyon ham maddesi sisteindir temelde. Sistein, glisin ve glutamin var glutatyonda. Sistein kazanmaya çalışınız. Glutatyon için esas mesele bu. Glutatyon hapına, çöpüne çok para vermeyiniz. Çünkü çok nadiren lipozomal olanları mini minnacık emilir, başkaları emilmez, parçalanır midede. NAD'a gelince, NAD B3 vitamini, nikotin adenin dinikloatit, NAD, nikotin adenin dinikloatit. Aktifleşmiş B3 vitamini, mitokondride DNA'mızı onarıyor, enerji sinyalizasyon sistemi, hücre haberleşme sistemlerini iyileştiriyor.
genlerimizin üzerindeki o epigenetiğin sağladığı çizikleri gidermede bir nevi temizlik görevi görüyor. NAT muazzam. Ama NAT'ı da arttırmanın 3 temel yolu var. Çok basit 3 yolu var Çağlayım'da. 1. Aç kalacaksınız. Aç kaldığınız zaman, yani aralıklı oruç yaptığınız zaman, hatta haftada bir gün, iki gün, beni izleyen hanımefendi gayet rahat yapabilir. Tek öğüne geçtiğiniz zaman NAT patlar. Evet. Ben haftada 3 veya 4 gün tek öğüne geçmiş durumda. Geçtiniz mi hocam? Evet, bir diye biliyordum en son. 2-3 güne geçtiniz. 2 idi. Şimdi bir öğüne indirdim ve 3 gün en az yapıyorum. Canı. Saat kaçtı hocam? Akşamdan akşama yiyorum. Yani gerçekten akşam mi? Yiyorum. Ertesi akşama kadar su içiyorum. Çay kahve içiyorum. Belki. Bilgi çayı, kahve içiyorum. Kahve meselesinde de çok yeni haberler var. Onu da bir ara konuşalım. İyi haberler var tamam, bence. Tamam, güzel. Notumu alayım. NAT'ı arttırmanın bir diğer yolu Çağla. Olabildiği kadar düzenli ve güçlü egzersiz süresi önemli değil. Kısa süreli yapın ama yüklemeli egzersizler, yani zorlamalar NAT'ı arttırıyor. Üçüncüsü de soğuk sıcak. Olabildiği kadar soğuk bir, sıcak bir duş, arkasında olabildiği kadar soğuk bir duş, arka arkaya şoklama yaptığınız zaman NAT üretiminiz patlamaya geçebiliyor. NAT desteğini damar yoluyla alabilirsiniz. Ağızdan da NAT glutatyon gibi değil, bir daha miktar az olsa etkili, emilebiliyor. Peki, bir diğer soruyla devam edelim. Hocam merhaba. Düşmek yaşlılar için en büyük tehdittir diyorsunuz. Sebebi nedir? Evet. Doğru. Durma, düşme, üşütme. Sloganımız bu. Düşme çok anlamlı bir sözcük. İçi çok dolu Çağla. Yani düşme deyince tabii ki en önemlisi ayağımızın kayıp düşmemiz, ayağımızın takılıp düşmemiz, Allah korusun el bileğimizi, ayak bileğimizi, kalçık kemiğimizi kırmamız. Bu bizi yatağa bağımlı hale getirdiği için, özellikle 70'ten sonra yatağa bağımlı hale getirdiği için, yataktan çıkmaz hale getirdiği için tehlikeli. Bir süre sonra ölümle sonuçlanabilecek olan problemlere yol açabiliyor. Hatta embolilere, pıhtılara yol açabiliyor. Ameliyatın uzunluğu nedeniyle verilen anestezi yoğunluğuna bağlı bunamayı hızlandırabiliyor, bellek bozukluğu yapabiliyor. Bir sürü sorun. Onun için düşmemek için, ayağınızı bir yere takmamak için, karda, kışta kaymamak için her neyse çok dikkatli olmanızda fayda var, ama bu fiziki düşme yanında ruhi düşmeleri de çok önemli. Yaşlılıkta bir ruhi düşkünlük az veya çok oluyor. Yani yaşlılığa bağlı depresyon, yaşlılığa bağlı keyifsizlik. Çünkü yaşlılık ister istemez biraz uykusuzluk, yaşlılık ister istemez biraz yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, yaşlılık ister istemez biraz ağırlığı olma hali. Bunlara direnip ben düşkün olmayacağım diye gayret etmeniz lazım. İşe asılmanız lazım. Düşkün bir yaşlı, keyifsiz bir yaşlı hem kendisi için problem, hem çevresi için problem, hem de ömrü düşkünlük kısaltıyor. Dolayısıyla psikolojik düşkünlük, bedensel düşkünlük, hatta birazcık daha ilerletelim, düşmenin arkası çok kalın çünkü, sosyal düşkünlük, ilişki azlığı, ekonomik düşkünlük, yaşlanınca başkalarına muhtaç hale gelme problemi. Bunların hepsini iyi bir yaşlılık planıyla daha önceden bir şekilde bir yerlere koymak, düşünmek, bir kenarda tedbirli olmak planlarımızın lazım. Planlarımızın olması önemli. Yaşlanma düşeceğiz planı. Mutlaka her anlamda. Kesinlikle. Düşeceğiz ama kalkmayı da mutlaka bileceğiz. Yaşlılık bir yavaşlama dönemi. Evet. Ama bu yavaşlama döneminin getireceği yavaşlamaları hayatın başka zenginlikleriyle örtbas etme imkanına da aklımız varsa sahibiz. Çok güzel hocam. Çok güzel söylediniz. Ve bir soru daha geliyor. Buyurun. Hocam merhaba. Sık sık glikasyondan bahsediyorsunuz. Bu ne demek olduğunu açıklar mısınız? Çok güzel. Glikasyon konuşalım biraz daha. Evet. Şekerlenme demek glikasyon. Glikozdan geliyor. Glikoz şeker. Glikozlanma. Tıbbi adı glikasyon. Şekerlenme diyelim. Yaşadığımız çağ çok fazla şeker tüketimi çağı. Çok fazla şekere dönüşen karbonhidrat, yani un, nişasta bazlı yiyecekleri tüketme çağı. Yani temel olarak tabii bunun çok fazla altyapısı var. Girmek istemiyorum oraya. Ancak ne kadar çok şeker veya şekere dönüşen nişasta bazlı, un bazlı gıda tüketirsek, şeker hastası olmasak bile dokularımızın şekerlenmesi nedeniyle damarlarımız gevrekleşiyor, eklemlerimiz gevrekleşiyor, cildimiz, dokularımız gevrekleşiyor, kaslarımız eriyor, insülin direnci ortaya çıkıyor filan. O nedenle yaşlandıkça hayatı şekerlendirmek, damağı şekerlendirmek daha önemli. Hayatı daha neşeli hale getirip onu şekermiş gibi duygusal şekerlemeler yapmak daha, hatta uykusal şekerlemeler. O da olabilir. Yarım saat uyuyun. Ama öbür türlü şeker veya şekere dönüşen gıdalardan uzak durun. Uzak duruyoruz kesinlikle. Son bir soru daha alıyoruz. Buyursunlar. Hocam merhaba. Sarı nokta körlük yapar mı?
Sarı nokta hastalığı hocam. Yaşlıların en büyük sorunlarından biri. Evet. Tıpkı Alzheimer gibi Çağla, ömürler uzadıkça sarı nokta hastalığına yakalanma sıklığı da arttı. Çünkü sarı nokta hastalığı nadiren 50 yaşında görüyoruz, 40 yaşında görüyoruz. Hmm. Sarı nokta hastalığı daha çok 80'den sonra. Hmm. Ama 90'dan sonra çok daha fazla ihtimal haline gelen bir göz hastalığı. Eğer böyle baktığınız zaman kırılmalar görme alanınızda, çiziklenmeler ve görme alanınızda daralmalar, belli bölümlerinin devre dışı kalması gibi belirtilerle karşı karşıyaysanız ve yaşınız 60'ı geçmişse hemen bir gözcüye. Çünkü sarı nokta erken yakalandığı zaman C vitamini, özellikle E vitamini, özellikle lütein, bu hani havuçta olan dediğimiz sarı madde, lütein, zeaxantin, gibi desteklerle, buna selenyum koyarsanız, magnezyum koyarsanız daha iyi oluyor, durdurulabiliyor. Durdurabiliyoruz, evet. Yani. Çok erken dönemde E vitamini, C vitamini, ksantin, zeaxantin, lütein destekleriyle. Onun için sarı nokta hastalığına has destekler eczanelerde de var. Hı-hı. Bu problemi olanlar yararlanabilirler. Çok güzel. Hocam sosyal medya sorularıyla kendi güncel konularımızı bir kombine yapma peşindeyim. Umarım başarabilirim. Bir protez sıvısı sorulmuş. İyi günler, yeni çıkan protez sıvısı ile ilgili hocamızın düşüncesi nedir diye. Böyle dışarıdan çok, verilen. Çok bu ara konuşuluyor Çağla bu mesela. Yeni öyle. Bir, evet. Diz ameliyatlarında protez takmak yerine dize protez sıvısı vererek dize yeniden kullanılabilirlik sağlamak son günlerin en çok tartışılan konularından birisi. Hmm. Ama böyle bir önemli konuyu ben sadece iyi bir buluş, iyi bir gelecek diye yorumlayayım. Bir ortopedi uzmanının cevaplaması çok daha iyi. Doğru olur. Ama Osman Hoca'nın fikri şudur. Değişmez. Bir ilacı veya bir ameliyatı ilk ve son kullanan olmayın. Bu ameliyat yöntemi Almanya'da şu anda çok yaygın. Hmm. Ülkemizde de bunu uygulamaya başlayan cerrahlarımızın, ortopedistlerimizin olduğunu biliyorum. Mümkün olduğu kadar bu ameliyatı çok sayıda yapmış olan bir ortopediste temasa geçsinler istiyorlarsa. İkincisi de daha önce bunu yaptırmış olanlarla görüşüp bir fikir alsınlar. Çok güzel. Bu noktada bel ve boyun ağrıları ile ilgili, eklemlerle ilgili çok sık soru geliyor. Bir tanesiyle şöyle başlayalım isterseniz. Eylül Hanım sormuş. Bel ameliyatı olduktan sonra bel masajı iyi gelir mi diye sormuş. Bu soruyla birlikte de canımızı sokan, canımızı sıkan, bizi yoran sırt, boyun ve bel ağrılarının sebeplerini de konuşmaya başlayabiliriz. Çağ, sırtımızda yük var diye bir yazı geçen hafta yayınladım ben. Sırtımızdaki yük eskiden olduğu gibi ne bileyim bir tüp bidonu ya da bir çuval un değil. Sırtımızdaki yük stres yükü. Ve bu stres yükü giderek bizi daha çok hırpalamaya başladı. Farkında olmadan gerilime bağlı baş ağrıları, gerilime bağlı sırt ağrıları, ruhsal gerilime bağlı boyun omuz tutulmaları çok daha sık görünmeye başlandı. Evet. Bunu bilelim. Evet. Dolayısıyla bravo. Bunların çoğunun romatizman olmadığını, bel fıtığı, boyun fıtığından olmadığını bilelim. İkinci sorun, sırtımızda binen bu yük dışında çalışma saatlerimizin uzaması, oturarak çalışmanın yaygınlaşması ortopedik sorunlarımızı da arttırdı. Yani bizim belimizin lazım olan biyomekanik yapılanmasını bozan bir takım postür pozisyonları dediğimiz vücut pozisyonlarında kalmak zorunda olmamız bel problemlerini arttırdı. Masa başı işler. Dolayısıyla evet, çözüm ararken bunun ne kadar psikolojik, ne kadar duruş bozukluğu, ne kadar beldeki bir problem olup olmadığına iyi bakmak lazım. Nasıl anlayacağız peki bunu? Çağrı çok kolay değil ama eğer mesela beliniz ağrıyor, ayağınıza vuran bir ağrı var, topuğunuza kadar bu ağrı iniyor ve tek taraflıysa bunun öyle sinirsel olma ihtimali yok. Bu bir bel fıtığı işaretidir. Bağırıyor yani. Evet. Sırtınız ağrıyor, boynunuz ağrıyor. Aynı zamanda sağ kolunuzda, sol kolunuzda ya da ikisinde birden uyuşma, yanma, karıncalanma, hele hele kuvvet kusuru varsa bu boyun fıtığıdır. Psikolojik olmaz. Tamam. Öyle düşünmek lazım. Ya da birdenbire hiçbir şey yokken 65-75 yaş aralığında hatta 80 yaşa geldiniz. Birdenbire iki küreğinizin arasında şiddetli bir ağrı oldu. Bir çökme kırığı olabilir kemik erimesine bağlı. Onun sinirsel olması mümkün değil. Yani ne kadar ani ise, ne kadar şiddetliyse, ne kadar şiddetini arttırma eğiliminde ve kalıcı olma eğilimindeyse ve ne kadar başka işaretlerle beraber olma eğilimindeyse işin psikolojik değil, bir oradaki fiziki problemden kaynaklanma ihtimali o kadar çok.
fazla demektir. Bu iki kombinasyon da tetiklendiğinde aslında ilerleyen safhalarda fibromiyalji olarak karşımıza çıkıyor mu? Fibromiyalji biraz daha farklı Çağla. Fibromiyalji daha derin bir konu. Orada mekanik bir şey olmaktan çok psikolojik bir şey var. Hı-hı. Fibromiyalji daha önce de söylemiştim, bir daha hatırlatayım. Bir karenin içine hapsolduğunuz durum. Karenin bir köşesinde ağrılar var. Hı-hı. Karenin bir köşesinde uyku bozuklukları var. Hı-hı. Karenin bir köşesinde depresif, keyifsiz, mutsuz bir ruh organizasyonu var. Hmm. Karenin bir köşesinde de yorgunluk var. Yani kronik yorgunluk, kronik uykusuzluk, kronik mutsuzluk ve kronik ağrı. Bu bazen kare üçgene dönebiliyor. Evet, üçlü ama de olabilir, genelde, dörtlü kombinasyon evet, da olabiliyor. Evet, işte bu fibromiyalji. Evet. Ama burada bence oltaya ilk takacağınız şey o kişinin ruhu. Çünkü çözemediği, ifade edemediği, anlatamadığı, anlayamadığı stresler insanları fibromiyaljiye sokar. Evdeki kayınvalide, evdeki kayınpeder, işteki patron, karı koca ilişkisi, çocuklarınızla ilgili üzüntüleriniz, gelecekle ilgili kaygılarınız. Anlat anlat bitmez. Fibromiyalji o nedenle çok yaygınlaştı. Çok. Çünkü bizim son 40 yılda, bu 4 yılda karşılaştığımız kadar çok problemle karşılaşmadık. Allah beterinden saklasın. Deprem, savaş, ekonomik kriz, Covid-19 yani bu zor bir dönem. Çok. Ve o nedenle bu dönemde bu sisli beyin çok arttı, fibromiyalji çok arttı, uykusuz insanların sayısı çok arttı, ağrılı insanların sayısı çok arttı. Hı-hı. Ağrı merkezlerinde insanlar kuyruktalar. Evet maalesef. Ağrısız, huzurlu, dinç, değil mi? Fiziksel sıkıntısı olmayan çok az insana çok denk az insan geliyoruz. Var. Bunlar tabii maalesef. Uyku bozuklukları da sonra akabinde depresyon, beslenme bozuklukları vesaire de böyle bir silsile aslında. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız diye soruyoruz. Bunun için hocamız egzersiz, pilates, yoga, meditasyon, hareket, nefes, terapist destekleri evet, almak'nın öneminden birazcık bahsedebilir. Çağrı, egzersiz çok önemli. Egzersiz dediğimiz tabii sadece yürümek değil ama yürümek bir numaralı egzersiz. Çünkü stresi de törpülüyor. Aynı zamanda endorfin, dopamin üretimini arttırıyor. Yani olumlu maddeleri beynimizde arttırıyor. Bizi oksijenle tanıştırıyor, buluşturuyor. Çok sayıda refleksimizi harekete geçiriyor. Bu nedenle tabii egzersiz ve yürümek çok önemli. Hmm. Ama aynı zamanda yalnızlıktan kurtulmak, sosyal ilişkileri arttırmak çok önemli. Hmm. Yani hep aynı komşuyla aynı şeyleri konuşmak bir süre sonra depresyonunuzu daha da veya yorgunluğunuzu daha da arttırabilir. Hmm. Farklı ortamlara, farklı sosyal networkler dediğimiz, farklı sistemlere yavaş yavaş girmek lazım. Yani biraz böyle farklı çabaların içine girmek lazım. Sosyal örgütlenmelere yardımcı olacak çabaların içine girmek lazım. Hmm. Çok takıntıya düşürmeden. Hmm. Yine bunun dışında bunlarla mücadelede fiziksel olarak sadece yürümek değil, doku egzersizlerini de artırmak lazım. Yani hangi kas grubuna daha çok hitap etmeniz gerektiğini, mesela sırt kaslarına evet, yürümenin çok bir faydası olmaz. Hmm. Bel kaslarına olmaz, ayak kaslarına olur, diz kaslarına olur. Ama sırt kaslarına ağırlık kaldırmanın, bir takım biraz önce anlattığım pilates benzeri, özellikle reformer pilates benzeri, evet, diplomalı bir hocayla yapılan pilates benzeri çalışmalarının, yoga çalışmalarının çok faydası var. Çömelme egzersizlerinden birazcık bahsedelim. Bu noktada ağrıları azaltmada etkili olduğunu hocamız ön plana çıkarmak istiyor. Çömelme egzersizleri hepimizin her zaman, her koşulda özellikle bizi hareketsiz bir yaşama zorlayan ofislerimizde rahatlıkla uygulayabileceğimiz kolay ve etkili bedensel aktivite. Evet. Çağla, yani baston kullanan değil, yürüteç kullanan birinin bile çömelme egzersizi yapması mümkün. Yani yerinden kalkacak, evet, benim yaptığım gibi, evet, masaya tutunacak, yürütecini veya bastonunu bırakarak çömelip kalkacak. Bu kadar basit bir iş bu. Hı-hı. Ama bunu yaptıkça 3 ay, 5 ay sonra bundan bir elini kurtarır, iki elini kurtarır ve sürekli olarak daha kolay çömelme egzersizi yapma imkanı bulur. Hı-hı. Yeter ki diz eklemlerinde ciddi düzeyde bir kireçlenme olması, çünkü onu arttırır. Kireçlenme varsa hayır. Ağır düzeyde kireçlenme varsa çömelme egzersizlerini tavsiye etmiyoruz. Ama bunu önlemek için, kireçlenmeyi önlemek için bunu yapmayı tavsiye ediyoruz. Yani ne kadar çok erken yaşta başlanırsa bunları yaparsanız. Çömelme muazzam bir ev egzersizi, muazzam bir ofis egzersizi. Hı hı. Ve her yaş için 12 tekrarla 3 defa, 12 tekrarla 5 defa, ben günde en azından herhalde bir 10 kere çömelme egzersizi 12 tekrar yapıyorum. Niye yapıyorum? Çünkü Çağla, bu ayak kaslarımız ve kalça kaslarımız, yani göbeğimizin altında kalan kas kitlemiz, tüm kas hazinemizin %80'i. Çok. Evet.
Şimdi geçen sene deprem olduğu zaman konuştuk. Allah yenisinden korusun bizi. Aynen. Ne dedik? Deprem stabilizörleri var. Yani altına binaların mesela hastanelere koyuyorlar. Deprem oluyor. Evet, o bina şey, yıkılmıyor, sallanıyor görürsün. Olduğu yerde. Eğer siz de bir düşme depreminde yıkılmak istemiyorsanız kuvvetli bacak kaslarına ihtiyacınız var. İdare kuvvetli, edebileceğiz o bravo, anı. Dengede bravo. Durabileceğiz. Evet. Yani kolay kolay. Bak mesela maçlarda genç futbolcular belki 10 tane çelme yer. İkisinde düşer. Hiçbir şey de olmaz. Yani düştüğü gibi yerinden sincap gibi anında kalkıyorlar kalkar. Bile. Neden? Çünkü bacak kasları olağanüstü güçlü. Dolayısıyla bacak kaslarınızı güçlendirmek için bu çömelme egzersizini yapmanız lazım. Hı-hı. Yürüme yetmez burada çok yetmez fazla. Mi? Yetmez. Ayrıca bacak kaslarını güçlendirmede bisiklet çok önemli. Bisiklet sporunu onun için çok dikkate almak lazım. Ben buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yeni dönemde belediye başkanlarından hangisine oy vereyim diye düşünürken hangisi daha çok bisiklet parkuru yapacak ona göre de değerlendirme yapsınlar. Kesinlikle. Yapsınlar. Çok güzel. Şehirci olmayan evet. belediye başkanlarına oy vermeyeceğiz. Bu kesin. Bize güzel. Park lazım. Bize evet. yürüme alanları lazım. Bize bisiklete binme alanları, güvenli bisiklet sürme alanları lazım. Evet. İkincisi dikkatli yapılma koşuluyla kayak sporu. Alt ekstremite kaslarını güçlendirmede çok önemli ama işte squat'ta ciddi bir alt ekstremite güçlendirme egzersizi. Çok güzel. Bir de oturarak çalışanlar için diz egzersizi. Ayakta sabit duruyorsunuz. Hocamız rica edersek belki onu da gösterir. Öne doğru eğilin. Dizlerinizi kırmadan el parmaklarınızı yere değdirmeye çalışın. Gerginliği hissettiğinizde de orada kalın ve 10-15 saniye bekleyin ve bu hareketi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi oturduk uzun süre kaldık. Atıyorum bir 4 saat sonra mı 2 saat siz normalde hep dersiniz. Şimdi, yani 1 saat bile oturmayın uzun 25 süre dersiniz. 25 dakika 30 dakika çal. Hemen kaslarda insülin direnci başlar. Kas diye. Erime moduna girer. Ama ne zaman ne kadar sık yapabilirseniz yapın. Bulduğunuz her fırsatta bir kere evet. çıkın kalkın ve odanızda düşünürken yürüyün. Telefonda konuşurken yürüyün. Artık mobil telefonlar var çünkü mecbur değilsiniz. Toplantı yaparken ayakta masada durarak toplantı yapabilirsiniz. Yani böyle oturmak yerine ayakta yapabilirsiniz. Ama fırsat buldukça dik durun. Omuz mesafesinde bacaklarınızı açın. Çok basit bir şey. Şu iki elinizi öne alın. Hı-hı. Önünüze doğru eğilin. Ayaklarınızın burnuna doğru ucunu değdirdiniz. Bu değdirdiğiniz noktada ortalama 15 ile 30 saniye en az kalın. Sonra kalkın. İnanılmaz bir şekilde arka siz kaslarınızı yapıyorum. Evet. Arka kaslarınızı olağanüstü şekilde güçlendirirsiniz. Diz arka kaslar, arka bağlar çok önemli Çağla. Bir de bağdaş kurarak oturmaması lazım diz problemi olanların. Çok diz üstü oturmamaları lazım. Oturmasınlar. Evet. Hı. Yani mecburi namaz kılarken tabii ki mümkün. Evet. Ama orada da diz problemi olanlar için oturarak bu işi yapabilme şansı var. Namaz kılarak, oturarak namaz kılabilirsiniz. Yani dizleri korumak çok önemli. Nedeni şu Çağla. Bizi dizlerimiz bir yerden bir yere taşıyacak, hayata bizi tutunduracak olan en önemli faktörlerden biri o. Ben 10 sene önceki yazılarımda hep damar yaşlanmasına dikkat, damar yaşlanmasına dikkat derdim. Şimdi iki şeye dikkat diyorum. Damar yaşlanması ve eklem yaşlanması. Çok muazzam bir eklem yaşlanması problemi var. Müthiş bir özgürlük değil evet, mi hocam? Olağanüstü. Sağlam bir evet, yaşamak. Olağanüstü. Ama bu yeni hayat evet. özellikle aldırdığı kilolarla ve yaptığımız yanlış egzersizlerle 4 katı kilo, 5 katı kilo yani 10 kilo aldığınız zaman dizinizin üzerine 40 kilo bindiriyorsunuz. Taşımaz. Pazardan 2 kiloluk evet. bir şey taşırken yoruluyorsunuz. Evet. O diz yoruluyor. Dikkat etmek lazım. Denge ve kas gücümüzü artıracak egzersizler çok çok önemli. Hocamızın tavsiyeleri arasında yine tek ayağınızın üzerinde durup 20 saniye beklemek hareketi. Diğer bacağınızla da tekrarlayarak kas gücümüzü ve denge gücümüzü artırabiliyoruz. Yine bir ipin üzerinde yürüyormuş gibi Ayşe abladan buradaysa rica edebiliriz. Ya da yoksa Merve'den rica edebiliriz. Diş fırçalarken mesela tek ayak üstünde kalabilirler. Çamaşır, bulaşık makinesinde bulaşık işi yaparken tek ayak yapabilirler. Evet. Tek ayak çok önemli. Ve bir de ne yapıyor Ayşe Hanım? Ayşe abla, bir de onun dün doğum günüydü hocam bu arada. Evet. Görüyorsunuz vallahi evet. genç kız gibi oldu. İyice evet. yenilendi. Şimdi tek ayağın üzerinde nice durmayı yapalım. Ayşe. Sağlıkla, tek ayağın üzerinde durmayı yapıyoruz Ayşe abla. 20 saniye bekliyoruz bakalım. Tek ayağın üzerinde durup. Aha. Denge egzersizi. Biraz arkayı yukarı doğru kaldırıyoruz. Yok çok o kadar güzel. Değil. Şöyle ya, yani. Öyle, çok güzel. Çok güzel. Duruyoruz. Ben niye tutuyorsam. Bunu diğer ayağımızla da tekrarlıyoruz. Denge ve kas gücümüzü artırmak için yapılan egzersizler. Evet. Diğer ayakta bir korktun ne oldu? He? Konsantre ol aşağı. Evet. Sonra bir ip üzerinde yürüyormuş gibi ayağınızı... Üf, ben de yapamadım da başım döndü. Ha şöyle. Evet. Aynen öyle. Topuk, uç, topuk,
uç, topuk uç. Sonra bunu gözümüz kapalı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Dengenin yerinde olup olmadığını araştırmada en önemli testlerden birisi. Çok güzel. Ayakta sabit durun, kollarınızı yana açın, öne doğru eğilin, bir bacağınızı geriye doğru dümdüz olacak şekilde kaldırın. Ama Ayşe Hanım bunu da yapar. Bakışlarınız karşıda olsun, 10-15 saniye sonra hareketi diğer bacağınızla tekrarlayın. Baştan söyle yapsın yavaş şimdi yavaş. Şimdi yapıyorum. Yani şey söylüyorum. İstersen mincik şöyle tutunarak oradan başlayalım, sonra bırakacağız yani dengede kaldığımızda. Bir elini tutunarak başlayalım. Kolları yana açtık Ayşe ablacığım, tamam mı? Evet. Öne doğru eğiliyoruz ve bir bacağımız hafif uçak gibi düşünürsün. Biraz daha eğiliyorsun, evet. Ve bakışlar da bana doğru kalıyor. Evet. Aynen bu şekilde. Baştan bir iki saniye sonra her gün biraz daha gayretli artar bu. Evet, bir destek bu olarak. Bu muazzam bir test. Hocam, muazzam bir fayda. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Aşağıda bir kere daha deneyelim, gösterelim. Ama herkesin yanında biri olarak denemesi lazım. Dikkatli olmaları lazım. Evet, minik minik deneyeceğiz onu. Gayet. Harika. Vallahi bravo. Evet. Bu da önemli bir denge egzersizi hocamızdan sizlere gelsin diyorum. Ayşe ablacığım teşekkür ediyorum. Hocamızı biraz dinlendiriyorum bu noktada. Mutfağa doğru birazcık yol alıyorum. Patatesli lezzetlerimize bakıyor olacağız. Telefonumu hemen yanıma alıyorum ve sosyal medyadan sizlerden gelen sorularla devam ediyor olacağım. Evet Nurcuğum sendeyiz. Evet. Ne oldu? Patates çıktı fırından. Patates çıktı fırından. Bir tık itiraf ediyorum. Azıcık fazla bile pişirdim yani. Bir 5 dakika erken çeksem daha şunun iyiydi. Şunun keyfi daha ne iyiydi. Çok güzel şişir. Evet. Şimdi şeyi unutmasınlar. Onu hatırlatmış olayım. Patates tabii ki piştiği zaman çekecek. Ona göre yani bayağı bol bol geniş koymamız geniş, gerekiyor. Rahat. Az evet, koymayalım. Koymak da gerekiyor. Malzemeden şimdi kaçmayalım. İçerisine dilediğimiz malzeme olur. Ben bu sefer pırasa ve mantarı yakıştırdım. Of, çok güzel. Pırasa ile mantar birbirine çok yakışıyor çünkü. Şöyle pırasamı ve mantarımı önden ayrı ayrı sotelemiştim. Çok fazla sularını da bırakmamaları için. Kişilerin içine genellikle krema koyulur. Ben krema yerine daha bizden bir malzeme olan kaymağı kullanmak istedim. Tamam. Kaymağı birazcık sütle şöyle açacağım, incelteceğim. Hı-hı. Onu da içerisine karıştıracağım. Onun haricinde ne kullanacağım? Parmesan var. Şart mı? Değil ama tabii ki çok lezzet çok verecek. Bu arada hı-hı, mantarla pırasayı kavururken içerisine de sarımsak atmıştım. Burada bütün olarak görüyoruz kendisini. Tamam. Tabii ki sarımsak da kokusuyla çok yakıştı. Biraz kekik kombinasyona güzel, çok evet, iyi gider evet, o da. Evet. Bütün malzemeleri buradan sonra parmesan üzerine o hepsini veriyorum. Böyle biraz coşturuyorum. Coştuk şu an. Bir tane de tabii kıvamı tutturması için lezzetiyle de katkıda bulunuyor. Yumurtamı da ekliyorum. Şunu atayım. Güzelce onu karıştırmaya başlıyoruz. Güzelce bunu karıştırıyorum ve bunun içerisine döküp yine bir 180 yardım derecede artık burası kıvam alana kadar olur. İstersen ben onu karıştırayım. Tamam. Yarım saat fırında pişecek, pişecek o. Bu öncesinde patates ne kadar pişmişti? Patates de yarım saat falan bir 200 derecede öyle. Yine öyle bir önden evet, onu atmıştık zaten. Evet attık. Peki. Şimdi burada patateslerimi de ben incecik bıçakla kesilebilir, mandolinle kesilebilir. Hı-hı. Ama birazcık suyu yine hani şöyle bir temiz bir mutfak bezinde alınsa iyi olur. Keserken çünkü o nişastasıyla karışık su da çıkıyor. Hı-hı. Yani sudan geçirmedim. Sadece fazla suyunu emdirdim. Biraz hı-hı, yine parmesan ekliyorum. Buradan sonra artık tamamen isteğe bağlı. Ne istenirse, ne seviliyorsa. Birazcık ben sarımsak tozu ekleyeceğim. Oho, sarımsak çünkü yanabiliyor. Biraz biberiye ekliyorum. Biberiye yoksa kekik de olur. Ben bugün hatta ikisini birazcık karıştıracağım. Kekik her zaman elimizin altında oluyor. Biberiyeyi de... Ya hocamız burada ayıp olacak ama ben şu kase içerisine balıklama atlarım. Yani gerçekten o kadar sevdiğim aa, şey. Şimdi patates de hocam hep böyle şey olarak kızartma olarak bilindiği için... Yani püresi bile hani hep çok kalorili. İşte yemeğin tereyağı var, içerisinde kaşar var falan diye ama patates de son dönemlerde farklı bir bakış açısına dönmeye başladı diye düşünüyorum. Başladı çünkü arızalardan kurtardık Çağla. Yani patates mutfağın, ekonomik mutfağın önemli unsurlarından biri. Doyurucu. Evet. Yüksek oranda kalori içeriyor ama aslında siz eğer onu yoldan çıkaracak yanlışları yapmazsanız sağlıklı bir besin. Çok güçlü bir mesela mineral kaynağı. Hı-hı. Patates potasyum kaynar. Hı-hı. Potasyum zengin bir gıda. Evet. Bağırsak tutmada, bağırsak fonksiyonları desteklemede, bağırsak florasını prebiyotik olarak güçlendirmede çok önemli. Hı-hı. Bizim yaptığımız şey patatesi bir kızartma yağının içinde yoldan çıkarmaktan ibaret. Doğru, bunu doğru yaptığımız için kötü. Şimdi tabii patatesi sıcak havayla
yağ koymadan kızartmak ya da çok az yağ ilave ederek ekonomik yağ miktarlarıyla kızartmayı başarabilmek gibi teknikler eklendiği için çok önemli. Bir de patatesi, bu hafta bana Uğur sordu, hocam ne koyacağız? Patates koyalım. Zannediyorum Uğur biraz duraklamıştır, ya patates bize gider mi? Gider. Gider çünkü ekonomik mutfak ötesinde patates sağlıklı bir besin. Bir dilim ekmek yerine bir orta boy patates yerseniz çok daha iyi bir iş yaparsınız. Bir ufak tiyo vermeme müsaade et. Buyurun. Patatesi haşlayıp soğuttuktan sonra yerseniz nişastayı sindirilebilir olmaktan kurtardığınız için patates sizi doyurur ama şişmanlatmaz. Kalori kazandırmaz fazla. Çünkü o sindirilemeyen nişasta bağırsaklarınızda probiyotikler tarafından yem olarak kullanılır. Kanınıza şeker olarak geçmez. Çok güzel söylediniz. Bu noktada hemen aklıma yeşil soğanlı, bol dereotlu maydanozlu bir patates salatası geliyor. Mesela evet. Soğuk tüketildiği için. Olabildiği kadar ve sumağını da ihmal etmeyin. Yani sumak bekleyin. Evet. Bir de okula giden çocuklarınız varsa bizi izleyen annelere söyleyelim. Akşamdan haşladıkları patatesi sabahleyin çocukların okul çantasına koysunlar. Koysunlar. Çocuğun okulda yiyebileceği en güvenli atıştırmalıktır. Doğru. O marketlerden, pardon kantinlerden aldığı arızalı yiyeceklerden çok daha kolay soyup yediği zaman gayet keyifli bir atıştırmalık olarak kullanabilir çocuklarınız onu. Harika. Bu bilgilerden sonra hızlıca sana dönmek istiyorum. Neler yapıyorsun? Ayıp değil mi? Şimdi bu karıştırdığımız malzemeleri artık fırın kabıma alıyorum. Bir muffin kabında böyle alanı da belirlediği için dağılmaması sağlanmış oluyor. O açıdan çok pratik oluyor. Bir de böyle oluyor. Kalıp şeklinde mi çıkacak oradan? Evet, daha böyle güzel ve olabildiğince minik olanları üste koyuyorum ki hani şöyle biraz daha gülümsü bir hani gül patates dedik adına gülümsü bir havası olsun diye en küçükleri yukarı doğru alarak ne konmuştu, pişireceğim. Ne konmuştu içerisinde? Sarımsak vardı. Sarımsak, biberiye, tuz, karabiber, çok azıcık 2 kaşık falan tereyağı, erimiş tereyağı ekledim. Biraz da zeytinyağı ekledim. Yani çok pratik, inanılmaz pratik. Buradan sonrası biraz fırında zaman geçirecek tabii. Patates biraz yavaş pişiyor. 45 dakika falan. Bir pişmesi. Olayı o var zaten. Yoksa bunu yapması beklemesi. Son derece pratik ve lezzetli. Ellerine sağlık. Şeyi söylemedin ama. Neyi söylemedin? Mesela diyelim ki dolaptan çıkardık veya normal bir patatesi nasıl evde fırında yapacaksak daha çıtır hale getirebiliriz. Daha çıtır hale getirmek için şimdi öncelikle tabii ki bizde 12 tane yaklaşık yanılmıyorsam patates cinsi var. Patates cinsini öncelikle tabii doğru seçmek gerekiyor. Evet, nelik patates. Nişastası biraz daha düşük. Afyon patates dediğimiz patates uygun oluyor. Buzdolabında durmasın. Çünkü o zaman o hani soğukluğu da atmak için bir zaman harcıyor fırında ekstradan. Ben şöyle yapıyorum. Soğuk bir suyun içerisine bir kaşık da böyle bir sirke damlatıyorum. Sirke hep bir çıtırlık sağlar ya hani biliyoruz. Tamam. Sonra onu güzelce ama kurulamak lazım tekrar. Çok iyi bir temiz bir mutfak havlusunda bezinde güzelce kuruluyoruz. Ondan sonra fırında. Biraz da tabii oradan sonra yine demin dediğim gibi zaman gerekecek. Sabır gerekiyor. Evet, patates yavaş pişiyor. Biraz zaman istiyor. Bir saat falan içerisinde güzel çıtır çıtır olur. Cinsi önemli. Cinsi önemli. Soğuk suda hangisini bekletip tercih o fazla nişastası. Ediyorsun yani sen? Afyon patatesi, olabilir. Bir soğuk suda bekletip de o fazla nişastasını biraz alıp sonra da fazla nemini de kurulayarak o şekilde fırına gönderebiliriz. Sirke tiyosunu da aldık, tamamdır. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz Nurcuğum, ellerine sağlık. Hocam şöyle bir soru gelmiş, başımda çınlama var. Kulak, burun, boğaza gittim. Nöroloji ve nöroloji bir sorun yok dendi. Ama çınlama beni çok rahatsız ediyor, ne yapabilirim? Hocam neden olur çınlama? Ay pardon. Çok yaygın bir sorun. Ve anlaşılan o ki onun da arkasında son zamanlardaki müthiş o stres salgınının etkisi var. Diş sıkma, bruxizm. Geceleri diş sıkma meselesi olanlarda sadece çene ağrısı, kulağa vuran yanak ağrıları değil, aynı zamanda kulak çınlaması, bir uğultu fışş diye bir ses şeklinde bir kulak çınlaması devamlı hale gelebiliyor. Diş sıkma bruxizm problemleri olup olmadığını anlamak için bir diş hekimiyle veya bir kulak burun boğazıyla görüşmelerinde fayda var. Kulak çınlamasının tabii başka sebepler de var. Yani kulak sinir hastaları, kulağı besleyen damarlardaki damar kireçlenmesi, kulağın kendi içindeki bir takım birikmiş kulak salgıları ve pek çok neden olabiliyor. Ama dediği gibi arkadaşımızın nörolog bakmış, vestibüler bir nörit yok, evet, bir beyin ağrısı yok, kulak burun boğazıyla hiçbir şey yok. O zaman bir diş acaba aklımıza diş, evet, bir baksınlar. Bir baksınlar, peki. Hocam demir depolarım hep boş. Ne yapsam dolmuyor. Damardan demir ilacı alıyorum. Bir ilaç ismi vermiş, kullanıyorum. Anemi hastasıyım. Değerlerim hep düşük. Gitmediğim profesör, doktor kalmadı. Yardımcı olursanız çok sevinirim demişler. Demir depolarım. Yani demir depoları hep boş olmaz. Demir depolarını doldurmak öyle çok zannedildiği kadar zor bir şey değil Çağla. Evet. Yani demir depolarımızın en çok olduğu yerler karaciğerimiz,
Demirler dalağımız ve kaslarımızda demir var. Karaciğerimiz ve dalağımızda demirin çok olmasının nedeni orada biliyorsun kırmızı kan hücrelerinin ortalama ömrü 3-4 ay. O hücreler parçalanıp öldükleri zaman kalıntılarındaki demir sisteme yeniden kazandırılıyor. Yani günlük bizim demir ihtiyacımız 30 miligram kadar. Ama gıdayla kazandığımız demir 2 miligram civarında. Geriye kalan 25-30 miligramı biz o ölen kan hücrelerimizin bıraktığı demirden yeniden sisteme sokarak faydalanıyoruz. Bu nedenle doldurmuş bir demir deposu öyle kolay kolay boşalmaz. Genç kadınlar hariç. Genç kadınlardan doğal her ay gördükleri doğal periyotlar nedeniyle kan kaybı olur. Burada eğer kaybedilen kan miktarı biraz fazlalaşırsa, yani havuz problemi gibi düşünün. Havuzdan kaybolan demir günde 2 miligram civarında. Çünkü biz bir şekilde hücre kaybediyoruz. O hücrelere demir kaybediyoruz. Cildimiz, bağırsaklarımız hep soyuluyor devamlı. Ama o giren çıkan denge bozulursa, havuz problemi gibi, yani periyot 3 değil de 7 gün sürerse, 5 değil 10 pet kirlenirse, o kadının 3 ay sonra demir eksikliğine uğramaması mümkün değil. Bunların çoğuna bakıyorsunuz, ya rahminde miyom var, ya da endometrioz dediğimiz kalınlaşma dediğimiz hastalığı var. Bunlar tedavi edildiği zaman, ameliyatta miyom alındığı zaman, rahim içi araç takılıp hormon dengesi düzenlenerek adetler ertelendiği zaman veya düzenlendiği zaman kanamalar duruyor. Kansızlık duruyor. Demir eksikliği kansızlığı demek değil. Bunu bilmemiz lazım. Demir eksikliği kansızlığı demek, demir eksikliğinin hastalık haline gelmesi demek. Doğal hastalık haline gelmeden de bizi halsiz, yorgun, unutkan, bitkin, isteksiz, mutsuz yapabilir demir eksikliği. Muazzam bir problem. Ve özellikle doğurganlık çağındaki her üç kadından birinde demir eksikliği görüyoruz. Peki hocam, eliminasyon diyeti ile ilgili bilgi verebilir misiniz demişler. Eliminasyon diyeti şu demek Çağla. Ben herhangi bir maddenin bende zarar alerjik olduğunu ya da bana karşı uyumsuz olduğunu, yani tolerans bozukluğu olduğunu düşünüyorsam o maddeden bir süre uzaklaşırım. O maddeye uzaklaştığım sürede bir takım şikayetlerim iyileşiyorsa o zaman o madde kesinleşir ve ben ondan uzak kalırım. Örnek verelim. Mesela gluten, evet, bazı insanlarda gerçekten çölyak hastalığı dediğimiz çok ağır bir hastalığa yol açabiliyor. Ama bazı insanlarda hastalığa yol açmadan uyumsuzluk nedeniyle, uyuşmazlık nedeniyle intolerans, tolerans bozukluğu nedeniyle şişkinlik, gaz, eklem ağrısı, kas ağrısı, ödem hali, yorgunluk, keyifsizlik bir sürü şey yapabiliyor. Acaba bu çölyak değil ama gluten duyarlılığı olabilir mi diye gluteni kestiğiniz zaman o kişilerin 3 ay, 4 ay gluten kullanmadığı zaman ciddi bir şekilde iyileştiğini görebiliyorsanız o bir eliminasyon diyetidir. Artık onu diyet olmaktan çıkarıp sürekli hale getirmemiz lazım. Gerekiyor. Peki, karşılaşacağımız şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor bu arada. İyi yayınlar. Migren zihin bulanıklığı yapar mı? Ne gibi yiyecekler bunu tetikler diye sormuşlar. Dilek Hanım. Migren tabii oluşturduğu ağrı nedeniyle zihin bulanıklığı yapar. Yani çok ağır bir tablo bazı kişilerdeki migren. Sadece ağrı da değil, baş ağrısı da değil. Bulantı, kusma, ışık duyarlılığı, ses duyarlılığı öyle bir karmaşa ki insanların zihninin bulanmaması mümkün değil. Ama migrenin de çok farklı formatları olduğu kesin. Yani migrenin bir kısmı ruhsal çatışmalarla bağlantılı, bir kısmı yiyeceklerle bağlantılı. Yani bir izleyicimize sormuş. Ya mesela peynir migren ataklarını tetikleyen bir şey. Çikolata migren ataklarını tetikleyen bir şey. Kahve migren ataklarını tetikleyen bir şey. Kafein içeriği nedeniyle. Orada da yiyeceklerle konuşmak. Biraz önce hani eliminasyon diyeti dedik ya Çağla. Ona bakmak lazım. Bir de bizi izleyenlere böyle güzel bir soru sormuşlar. Bir pas attılar bana. Bir migren ilacı tavsiye ederim. Ev yapımı. Migren ilacı. Peki. Magnezyum. Birinci tavsiyemiz. Mümkünse magnezyumun malat tuzu. Magnezyum malat. Yoksa sitrat olabilir ama esası magnezyum. Ve magnezyumla beraber zencefil, toz zencefil. Günde 3 defa bir çay kaşığı toz zencefil bir bardak suda erisinler. Aç karnına içsinler günde 3 defa. Ve günde 400 mg da magnezyum alsınlar. Bir, migren ağrıları daha seyrek gelir, daha kısa sürer ve daha hafif seyreder. Evet, bizim stüdyomuzdaki migren rahatsızlığı olan arkadaşlarımız da notlarını hızlıca aldılar. Peki. Merhaba, tiroid bezim alındığından beri kilo veremiyorum. Hocam ne yapmalıyım? Tiroid bezi alındı ve tiroid bezinin geri kalan kısmı ya da hiç kalmamış tiroid bezi hiç yoksa
yeteri kadar tiroid hormonu vücut bulamıyor demektir. Yani yarısı alınmışsa yarıya yakın tiroid hormonu düşüklüğü, tamam alınmışsa günlük ihtiyacı olan tiroid hormonu üretimi yetmiyor demektir. O zaman ikame tedavisi, yerine koyma tedavisi, yani o kişiye ihtiyaç duyduğu 50 mikrogram mı, 75 mikrogram mı, 100 mikrogram mı, her neyse tiroid hormonunu vermeniz halinde sabahleyin aç karnına, tıpkı okula giden çocuğunuza o gün harcaması için cebine para koyar gibi o kişinin sistemine ihtiyacı kadar T4 hormonu eklerseniz kilo alma derdi biter. Biter. Peki. Günün enleriyle birazcık devam edelim. Hocamızı soluklandıralım. Evet. Sonra yine sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Ve karşınızda günün en sportmeni. Evet ya. Alet olabilir o. Hocam daha yani da evet olabilir. Sene sonraki bir, bu arada bir yani. Benimle kaç sene sonra 40 yani. Sene sonraki hali gibi. İnşallah hocam. Hadi ağzından bal damlıyor vallahi. Hadi inşallah. Bakalım. Çok güzel. İnşallah. Düzenli bir çalışmayla yapılmıştı zaten vücudu kas evet. içerisinde. Tebrik ediyorum. Günün en yeteneklisi geliyor. Henüz herhalde kendisini anne karnında zannediyor olabilir mi hocam? Bebeklerde nasıl daha uzun süre oksijen size dayanma şeyleri daha yüksek kesin. Peki son olarak günün en eğlenenleri geliyor. Tüm köpekler horon tepsin. Çünkü orada o kadar teslimiyet var ki, o kadar ona bir şey olmayacağından emin ki yoksa istemese ya bir hır yapar ya bir gitmeye çalışır falan, kollarını da bırakmış böyle sallıyor. İşte onlar da bizim gibi böyle eğlenmeye, sevilmeyi hak ediyorlar diyelim ve bir diğer soruyla hemen devam edelim. Hocam şeker zararlı derken beynin tek besini şeker diyorsunuz, kafam karışıyor. Rica etsem biraz açar mısınız? Demişler. Tabii ki. Yani şekerin azı çoğu zararlı, normal miktarı olmazsa olmazı. Daha önce çok önemli bir cümle kullandık. Bizim Paracelsus'tan alınma bir neredeyse 700-800 yıl önce yaşamış bir bilim insanı Paracelsus diyor ki her şey zehirdir, her şey ilaçtır. Önemli olan dozdur. Bir şeyi ilaç haline getirmek istiyorsanız doza dikkat etmeniz lazım. Hı hı. Şeker bir ilaçtır ama dozu yeterli olması koşuluyla ne fazla ne de az. Şimdi beynimizin diğer organlardan farkı, Osman Hoca'nın vurgulamak istediği şey şu. Diğer organlardan farkı, beyin bir hibrit motor değil. Yani biz aslında bir hibrit motorlu aracız. Sen de ben de, normal dokularımız hibrit motorlu. Nasıl yani? Biz oksijenle beraber bir şeyi yakmak zorundayız. Bu şeker bulursak şeker, şeker bulamazsak yağ asidi yakarız. Tamam. Yani benzin bulursak benzin, yoksa elektrik, ikisi beraber hangisini bulursak. Bu hibrit bir gücümüz var bizim ama beynin böyle bir hibrit gücü yok. Beynin yağ asidi kullanamıyor. Beyin oksijenle sadece şekeri yakabiliyor. Hmm. Ve oksijeni bulamadığı zaman, şekeri bulamadığı zaman maalesef devreden çıkıyor. O nedenle oksijensiz olarak bizim en fazla 3 dakika ve aşken 3 gün diyoruz ya aslında evet, o evet. 3 gün değil. 3 gün olan şeker açlığı dayanamayız. Mutlaka şekere ihtiyacımız var. Onun için açlık grevindeki insanlara bile şekerli su verirler. Beyin fonksiyonları bozulmasın, beyin ölümüne doğru yolculuk başlamasın diye. Evet. Peki teşekkür ediyoruz bu açıklama için. İyi yayınlar. B12 yüksek olmasının ne gibi yan etkileri olabilir diye sormuşlar. B12 yüksekliği özellikle bu Google Doktor Google nedeniyle çok karmaşık bir hale geldi. Çünkü Doktor Google'a ilgili lösemi kanser olabilirsiniz. Bir sürü saçma sapan şeyler. B12 yüksekliği çoğu zaman
anaması yüksekliği, yüksek dozda yapılan B12 iğnelerinden kaynaklanıyor ve çok önemli değil. Çünkü B12 yüksekliği şu anlamada geliyor. Buzdolabımda 2 kilo değil de 12 kilo domates var, ne yapayım? Beklerseniz vücut onu bozulmadan yer, kullanır, bir süre sonra normale döner. Bir süre sonra normale dönüyor. Ama birisinde birdenbire ortaya çıkan bir B12 yüksekliği giderek artmaya devam edecek olursa tabii ki bir hematoloğun o kişiyi görmesi, bir metabolizma uzmanının birini görmesi lazım o kişiyi. Peki hocam, iyi yayınlar saç dökülmesine karşı neler yapılabilir diye sormuşlar. Yani hangi nedenle saçınızın döküldüğü önemli. Yani çok normalde bir erkekteki kellik yiyecekle alakalı değil. O erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz saç dökülmesi kıl köklerinin özellikle saçın tepe kısmında androjeni erkeklik olmanın hassas olmasına bağlı. Ona çuvalla folik asit, avuç avuç demir, bol miktarda biyotin, bulabildiğiniz kadar çok B12 omega 3 verseniz, demirini maksimuma çıkarsanız o saçlar çıkmaz. Ama demir eksikliği olan birinde demir verirseniz saçlar düzelir. Omega eksikliği olan birinde omega'yı tamamlarsanız saçlar parlak ve kıvamlı hale gelir. Çinko eksikliği, biyotin eksikliği yerine koyduğunuz zaman emin olun saçlarınız kalınlaşır ve kıvamlı ve daha güzel hale gelir. Burada önemli olan niye döküldüğü? Saçın mantar hastalıklarına da bağlı olarak saç dökülebilir. Strese bağlı saç dökülmeleri var. Bayağı ciddi saç dökülmeleri var. Dolayısıyla niye saç döküldüğü sorusuna cevap bulmadan oraya ben PRP yaptırıyorum, kök hücre yaptırıyorum falan girmemek lazım o toplara bence. Önce teşhis çok önemli. Evet. Aynı zamanda kullandığımız saç bakım ürünleri tehlikeli kimyasallar yayıyormuş. Haberimiz şöyle. Bilim insanları saçların şekillendirilmesi sırasında kullanılan yağlar, jeller, spreylerin özellikle şekillendirme araçlarıyla eşleştirildiğinde zararlı bileşikleri açığa çıkartarak, yani ısıyla birlikte yan yana geldiği zaman potansiyel olarak tehlikeli kimyasal yaydığını bulmuşlar. Yapılan araştırmada bazı saç bakım ürünlerinin evlerin içindeki VOC'lerin solunmasına katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda analizleri havalandırma sistemleri yoluyla dış hava kalitesinin de etkilenebileceğini gösteriyor, değil mi? Evet. Kimyasallarla ısının yan yana gelmesi. Bu saç bakımı meselesi çok abartılıyor Çağla. Bu önemli bir haber. Evet. Biliyorsunuz silisyum çok kullanılıyor saç ürünlerinde. Saça şekil verme, düzleştirme söz konusu olduğu zaman saçı inceltme, kolay taranabilir hale getirmek için. Tam kimyasal ismini hatırlayamayacağım ama muhtemelen dimetil siloksan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir silisyum türevi kullandığınız pek çok saç ürününde şampuanlar dahil, saç şekillendirici o jeller dahil içinde var. Bunu bir de ısıyla beraber yaptığınız zaman vücuda bunların girdiği ve kanserojen olduğuna dair ciddi yayınlar çıktığı için Avrupa Birliği bu maddenin kullanımını sınırladı. Biz de hala serbest ülkemizde onu bilelim. Biz dikkat edelim madem hala serbestte. Yani saç meselesinde kullanılan ürünleri şunu bilelim ki cildimize 3 dakikadan fazla temas eden her şey cildimizde kalmaz, içimize girer. Dolayısıyla sürdüğümüz kremlere, boyalara, kozmetiklere hepsine dikkat edin. Peki. Hocam günaydın. Akşamları erken de yatsam, geç de yatsam sabah yorgun kalkıyorum. 56 yaşında diyabet hastasıyım. Ne yapmam lazım? Teşekkür ederim demişler. Önce bir eşiyle konuşsun. Horlayıp horlamadığını veya gece uyku apnesinin yani nefes durmalarının olup olmadığına bir baksın. Eğer böyle bir şey varsa sabahleyin yorgun kalkması gayet doğal. Gece ayrıca eğer 8 değil 12 saatte uyusa 3-4 kez tuvalet ziyareti yapmak zorunda kalıyorsa yine uyku kalitesinin bozukluğu nedeniyle sabah yorgunluğu olur. Bir de uyku iyi olmasına rağmen sabah yorgunluğu iyi uyumaya rağmen Çağla depresyon işaretidir. Yani sabah ben yataktan dayak yemiş gibi kalkıyorum, çıkmak istemiyorum, kafamı ayamıyorum, endişeli ve kaygı uyanıyorum, hoş geldin. Depresyon diyebiliriz. İkinci sorun, gece hipoglisemileri, gece şeker düşmeleri, göbekli insülin direnci olan kişilerde yine sabah yorgunluğunun sebeplerinden birisi. Akşam alınan sağlığa zararlı alkol, sabah yorgunluğunun sebeplerinden birisi. Demir eksikliğiniz varsa isterseniz 14 saat uyuyun, her sabah yorgun uyanırsınız. B12 ve demir eksikliği ama özellikle demir eksikliği. Dolayısıyla sabah yorgun uyananların, sabah yorgunluğu neden olur sorusuna cevap arayanların biraz daha uyanık olmaları lazım. Peki. Hocam hipotiroidim var, iyot kullanmalı mıyım? Bir de glutensiz mi beslenmeliyim diye size sormuşlar. Eğer hipotiroidisi Hashimoto'ya bağlıysa gluteni sınırlasa iyi olur.
Elimizde net bir bilgi yok ama çoğu kişi ben gluteni sınırladığım zaman, şekeri, sütü sınırladığım zaman kendimi daha zinde hissediyorum diyor ve Hashimoto antikorlarında hatta TSH düzeylerinde iyileşme görebiliyoruz. Bu Hashimoto otoimmün hastalık. Yoksa tiroid beziniz ameliyatla alınmış, orada gluteni sınırlamanın ya da bilmem şeker yememenin bir faydası olmuyor. İyot meselesi çok suistimal edilir, hep söylüyorum. Türkiye'nin bir iyot eksikliği ülkesi olduğu doğru. Ama tuzlarımız iyotlu, iyotlu tuz olan birisinin iyot eksikliği yaşaması ihtimali yok. Yani bir gram tuzla satılan bakkalda, markette 30 mikrogram iyot var. Günde 4 gram tuz kullanan birisi 120 mikrogram iyotu havada, karada yakalar. Burada bilmemiz gereken şey şu. İyot halojen bir mineral çağla, uçucu. Dolayısıyla eğer iyotlu tuzu yemek pişmeden önce koyarsanız ısıyla beraber uçup gidiyor. O iyotlu tuzu siz sadece tuz alıyorsunuz, iyotu havaya karışıyor. Ama iyotlu aldığımız yemeğin sonuna doğru koymak lazım. Bir de çok fazla havuza giriyorsanız havuzdaki klor. Çok fazla beyaz ekmek tüketiyorsanız beyaz ekmekteki bromür. Bunların hepsi halojen. Çok fazla ağız diş fırçası kullanıyorsanız diş fırçası macunlardaki florür. Bunlar iyodu baskılar. Bromür, florür ve klorür. Bunlar iyodu miktar olarak baskılar. Bunlardan uzak durun. Ve ısı aynı zamanda dediğiniz gibi. Süheyla Hanım sormuş, trombosit 550 düşürmek için ne yapmalıyım hocam? Ne hiçbir şey yapmasın. Trombosit 550 binden hiçbir şey olmaz. Trombosit sayısı 200 ile 400 bin arasındadır, doğru. Ama hiçbir aklı başında doktor da trombosit 500 bin diye hastasına trombosit düşürecek bir tedavi düzenlemez. Artı kanı sulandırır diye bir mecburiyet içine sokmaz. Ama trombosit 400 iken 500 bin, 500 bin iken 700 bin olursa böyle bir artış. Bu esasiyel trombositemia dediğimiz kemik iliğinin pıhtılaşma hücresi trombositleri daha fazla üretmeye başladığı bir kemik iliği hastalığına işaret edebilir. Buna dikkat etmek lazım. Ne zaman müdahale edelim? Trombosit 800 bin, 1 milyona yaklaşırsa orada bir hematoloji uzmanı devreye girmeli. Bu hastada bir polistemia veya bir trombositemia gibi hastadan varıp olup olmadığına bakmalı. Ve gerekiyorsa kan inceltici bir tedavi düzenlemeli. Düzenlenebilir. Çağla Hanım, kemoterapi sonrası bağışıklık güçlendirmek için hangi vitaminler alınmalı? Lütfen okuyun demişler. Okuduk. Hemen şimdi hocamızdan cevabını rica edeceğiz. Kemoterapi sürecinde aslında Çağla vitamin eksikliği iştah azlığına bağlı olsa belki olabilir. Yani kemoterapi ilaçları filanca vitamini azaltmaz. Ancak kemoterapi gören bir kanser hastasının hücrelerinin aşırı miktarda vücuttaki vitamin rezervlerini tüketme eğiliminde olduğu da kesin. Dolayısıyla kemoterapi sonrası hem bağışıklığını güçlendirmek, hem vücudun savunma sistemi, antikanser sistemlerini aktive etmek için alması gereken vitaminler, öncelikle tabii antioksidan vitaminler, E vitamini, C vitamini. Öncelik bunlarda. Ve antioksidan mineraller, selenyum özellikle ön planda. Ama bu arada doğal diğer antioksidanları bol miktarda yeşil sebze yiyerek, bol miktarda yeşillik, sebze olarak pişirerek değil, yeşirken salata veya onu sıvı hale getirip, içecek hale getirerek, tüketerek bol miktarda hem vitamin, hem mineral, hem doğal antioksidanı kazanmalarında fayda var Çağla. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, aile hekimliğinde bakılan amilaz değerim hep yüksek çıkıyor. 7 sene dışarıda normal çıktı. Tekrar aile hekimliğinde bakıldığında yine yüksek çıktı. Amilaz nedir? Ne yapmalıyım? Bir kere hiç telaşlanmasın. Çünkü makro amilazemi dediğimiz bir sağlık bozukluğu var ve toplumun %3'ünde 5'inde görülen bir sorun. Türkçesi şu. Amilaz pankreas bezinde yapılan ve karbonhidratların sindirimi için bize lazım olan bir madde. Ancak bu maddenin fazlası böbreklerimizle idrara karışarak atılıyor. Fakat bazı kişilerin ürettikleri amilaz molekül olarak büyük. Yani kapıdan girecek olan bir paket değil, bir tır kadar iri. Dolayısıyla böbrek onu atamıyor. Makro amilaz dediğimiz büyük amilaz. Bu büyük amilaz kanda her zaman yüksek çıkıyor. Bazı kişilerin hep böyle amilazı 120, 140, 160, 180 çıkabiliyor. Eğer amilaz yüksekken lipaz normalse, lipazda yağ eritrenizm, onu da pankreas yapıyor. Zaten mesele yok demektir. Ama bir kişi tesadüfen yaptırdığı bir kan testi veya yıllık check-up'ında amilazını 150, lipazını 200 buldu. 15 gün sonra gel diyoruz bir daha. Biraz da pankreası yormayacak bir beslenme modeli tavsiye ediyoruz. 15 gün sonra geliyor.
Amilaz 200'e çıkmış, lipaz 300'e çıkmış. O bir dakika diyoruz. Hı hı. Çünkü o bir pankreas kanserinin ilk işareti olabilir. Olabilir. Hemen bir pankreas incelemesi, ultrason, MR, bir kanda CA19.9 olan bir tümör marker araştırmasına giriyoruz. Ama bu hanımefendi asla hiçbir şekilde işi ciddiye almasın. Hı hı. Ben de amilaz problemi yok deyip üstüne bir çarpı atsın, keyfine baksın. Keyfine baksın. Ne güzel bir cevap oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Merhabalar, tiroid ilacı kullanıyorum. Bu ilacı bırakma imkanım var mı? İlacı kullanmadığım zaman gerginlik ve sinirlilik çok oluyor. Neler tüketmeye dikkat etmeliyim? Teşekkür ederim demiş izleyenimiz. Tiroid de çok gülerek izliyorum. Tiroid ilacı kullanan Hashimoto'lulara ben sana lazer tedavisi yapayım, Hashimoto'nu tedavi edeyim diyen bazı gayri bilimsel tavsiyeler olan hekimler bile var. Üzülerek izliyoruz. Hı hı. Mesele burada şu Çağla. Tiroid beziniz geçici olarak devre dışı kalmışsa geçici bir süreç. Hı hı. Kalıcı olarak devre dışı kalmışsa kalıcı olarak tiroid hormonu alabilirsiniz. Bunun adı yerine koyma tedavisidir. Bu bir ilaç gibi düşünülmemesi lazım. Eksikliğin yerine koyma. Biraz önce verdim örneği. Sabah okula giden çocuğunuzun çantasına, cebine harcayacağı o günkü ihtiyacı olan parayı koymanız gibi. Yok, koymazsanız çocuk eve aç döner. Koymazsanız tiroid hormonu, o gün tiroid hormonunuz vücuda olmaz ve sizde de tiroid tembelliği belirtileri başlar. Dolayısıyla hiç inatlaşmasınlar. Hatta 6 ayda bir, mümkünse yılda bir en geç T3, T4 ve serbest TSH'ye baktırıp, pardon, hassas TSH'ye baktırıp tiroid aldıkları miktar fazla mı az mı baktırsınlar. Hocam teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ve bu güzel sohbetin sonuna doğru yaklaşırken günün öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım istiyoruz. Buyurun. 35-40 yaşından sonra uykusuzluk büyük bir sağlık sorunlarına neden olabilir dedi ve bu sorunlardan birazcık bahsetmiştik. Uykunun yine öneminden bahsederek başlamıştık programımıza. Gereksiz ve fazla ilaç kullanımı belli karıştırabilir. Kullandığımız ilaçlar diğer farklı hastalıklardan verilen ilaçlarla etkileşimde olabilir. Mutlaka onların fotoğraflarını çekerek, miligramlarını not ederek doktorunuza başvurun ve bir hazırlığınız olsun doktora gitmeden önce uyarısında bulunmuştu. Bağırsağı çalıştırmak için posalı besinler kullanın ve bol su için önerisinde bulunmuştu ama kabız olmayı beklemeyin bunun için. 40 yaşından, 45 yaşından sonra ve güzel bir tarifte vermişti. Dikkat etmeye başlayın demişti hocamız. Ve son olarak pandemiden sonra depresyon ve vücut ağrılarımız arttı. Bunun üzerine bir sürü felaketle de savaştık. Artık stres, ağrılar kaçınılmaz oldu ama bunlarla baş edebilmeyi öğrenebiliriz. Uyarısında hocamız yapmıştı. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra mutfakta buluşuyoruz. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şefimizin yaptığı mis kokan lezzetlerimize birlikte bakalım. Buyurun. Fırında çıtır gül patates hazırladık. Biraz kekikle, biberiyeyle lezzetlendirdik. Çok ayrıca güzel. Da yine patatesi bir taban olarak kullanarak pırasalı ve mantarlı bir kiş hazırladık. Kremasız, glutensiz. Ekonomik bir mutfak. Evet. Sağlıklı ve ekonomik. Ve çok lezzetli eminim. Böyle dürüm yapıp ısırmak istiyor. Yenir. Gerçekten çok da güzel kokuyor. Ellerine çok, sağlık. Çok hocam. Keyifli bir malzeme oldu. Teşekkür ederiz hocam. Elinize sağlık. Hocam çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çağla. Çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Yine Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla birlikte bir alkış rica ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.